Merhaba sevgili Uyuşturucuyla Savaş TV izleyenleri. Gençlik programıyla karşınızdayız. Bu haftaki konumuz telefon bağımlılığı. Dünyada 5 milyar 190 milyon cep telefonu ve 3 milyar 100 milyon da sosyal medya kullanıcısı var. Bilim insanlarının araştırmalarına göre uyuşturucu kullanımıyla telefon bağımlılığının aynı yapısal eşdeğere sahip olduğu saptandı. Peki telefon bağımlılığına neden olan bu koşullar nasıl yaratılıyor? Egemenler telefon bağımlılığını pohpohlayıp bana itaat etsinler, sorgulama yetisini kaybetsinler diyerek ülkemizdeki sorunlarla ilgilenmesinler, hayatla bağlarını kessinler, yalnız ve yabancı bir şekilde toplumdan tecrit edilmiş bir şekilde yaşamalarını istiyor egemenler. Egemenlerin gençlere karşı bu saldırısı yalnızlaştırma ve yabancılaştırma saldırısı egemenlere itaat etmesini sağlamak içindir. Bunun için de yeni oyunlar çıkarıyorlar. Yeni sosyal medya programları çıkarıyorlar. Bunların amacı tamamen toplumdan tecrit edip gençlerin ülke sorunlarına karşı duyarsız kalması, sorgulama itilerinin zayıflaması ve bu şekilde egemenler kendi sömürü sistemlerini daha rahat devam ettirebilmeleri içindir. Egemenlerin bu saldırısı tamamen bilinçlidir. Gençler bunalıma girsin, aile içi şiddet yaşansın ve tamamen hayatın kendi iç çelişkileriyle boğuşsun. Yeter ki bize karşı bir tepki vermesinler diye bu saldırıları gerçekleştiriyor. Verilere göre Türkiye'de insanlar günde 7 saat ve daha fazlasını cep telefonuyla sosyal medya kullanarak geçiriyor. Bu da boyutun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Sosyal medya platformlarını yalnızlaştırma ve yabancılaştırma saldırısı olarak kullanıyor egemenler. Yani gençlerin tamamen yüz yüze iletişim kurmalarını engellemek için sosyal medya platformlarından, arkadaşlık sitelerinden tamamen günde 8-10 saatini oraya verip ülke gündemine ve ülkedeki halkın kendi sorunlarına, halkın kendi çelişkilerinden uzak tutmak için bu saldırıları gerçekleştiriyor. Buna karşı ne yapmalıyız? Buna karşı egemenlerin bu saldırısını teşhir etmeli ve bu politikaları uygulamamalıyız. Egemenlerin bağımlılık ve yozlaştırma saldırısına karşı gençleri sanal dünyaya hapsedip sanal oyunlarla, kazanma ve kaybetme duygularıyla sanal dünyadaki var olan şeyleri gerçek dünyaya yansıtmaya çalışıyorlar. Bu da bunalıma ve intihara kadar gidebiliyor aile içi şiddetle birlikte. Bunun önüne ancak birebir iletişimlerde tabii ki de telefonu kullanacağız ama nasıl şekilde kullanacağımız kendi bilincimiz ve irademiz içerisinde olacak. Telefonda kitap okumak veya bir şiir okumak veya bir araştırma yapmak olmak üzere bilinçlenmek politikasıyla yapmalıyız. Ve bu bilinçlendiğimiz şeyleri halkın sorunlarını dile getirip halkın mücadelesini büyütmek için yapmalıyız. Egemenler de telefondaki uygulamaları bildiği için tamamen gençleri bu sorgulama düşüncesine sahip olmasınlar diye bu sosyal medyadaki oyunları veya arkadaşlık sitelerini gençlere reklamını yapıyor televizyonlarda, uygulamalarda. Yani bir şey oyun indirirken başka bir oyunun reklamını verebiliyor. Yani onu beğenmezsen biz sana bunu sunuyoruz. İlla ki oyun oynayacaksınız diyerek kendisini dayatmaya çalışıyor. Biz de egemenlerin bu yabancılaştırma saldırısına karşı sosyal medyada olsun, telefonlarda olsun kendi televizyon kanallarımız var. Şu anki Uyuşturucuyla Savaş TV olmak üzere. Halkın kütüphanesi var. Halkın filmleri var. Buradan filmlerimizi izleyip kitaplarımızı okuyarak telefonda vakit geçirirken bilinçli bir şekilde, programlı bir şekilde halkın mücadelesini büyütmek için daha yararlı işler yapabiliriz. Çünkü oralarda yani bizim yayınlarımızda, bizim televizyon kanallarımızda okuduğumuz şeyler paylaşmaya, dayanışmaya, sevgiye dönük olacaktır. Tamamen yalnızlığı, bireyciliği mahkum eden bir davranış biçimi olacaktır.
Bu yüzden öğrendiğimiz bu bilgilerin somut dünyada, yani maddi dünyada hareket alanı bulabilmesi için daha çok bilgilenmeliyiz, daha çok araştırmalıyız. Bağımlılığa ve egemenlerin yozlaştırma saldırısını geçmişten bugüne daha rahat ve daha anlaşılır bir şekilde hissedebiliriz. Çünkü bilgi güçtür. Bildiğimiz zaman harekete geçme ve haksızlıklara karşı olsun. Bu duruma karşı daha çok örgütlenmeliyiz. Daha çok gençlerimize birebir ilişkilerimizde bu sevgiyi hissettirmeliyiz. Ancak bağımlılıktan böyle kurtulabiliriz, kurtarabiliriz. Kurtardığımız zaman da gerçek dünyanın, paylaşımın, dayanışmanın ne kadar güzel olduğunu anlayacaklardır. Bu güzel duyguyu hissedip ülkemizdeki sorunların kendi sorunlarının olduğunu, çözümlerinin de kendi ellerinde olduğunu anlayacaklardır. Ve böylelikle adaletsizlikleri yok etme mücadelesi büyüyecektir. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Sevgili Uyuşturucuyla Savaş TV izleyenleri, gençlik programımızda bu hafta telefon bağımlılığı konusunu işledik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle ve dirençle kalın. Hoşça kalın.